Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Scania Truck Driving Simulator oynuyoruz. İnşallah ismini doğru söylemişimdir. Eksik yoktur. Bir önceki bölümde biliyorsunuz sürücü belgemizi almıştık. Ehliyetle ilgili böyle ufak tefek manevralarla beraber sürücü belgemizi almıştık. Hatalarımız olsa da sıkıntı yok. Bugün tehlikeli yollara gireceğiz. Bu oyunun asıl zaten zevkli olan bölümü tehlikeli yollar. Baya baya görevi var. Bu görevlerin hepsini yapmaya çalışacağız ama bugün değil tabii ki. Bugün hepsini yapamayız. Çünkü bazı görevler gerçekten zorluyor. Hatasız bilmiyorum yapabilir miyiz? Deneyeceğiz bakalım. İlk görevimizden hemen başlamak istiyorum. Şöyle sürmeye başlayın diyelim. İlk görevimiz biraz basit gibi. Ama direksiyon kontrolü gerçekten çok zor. Bir önceki bölümde de baya baya sıkıntı çekmiştik biliyorsunuz park ederken falan. Şöyle çalıştıralım. Bayağı zorlu oluyor yani kontrolü. Bir ETS değil. Şöyle ilk zorlu yolumuz dağ yolu. En başta size zaten hani ufak tefek tiyolarla anlatıyor. Yazıları görmüşsünüzdür. Burada aracı aşağı düşürmeden, sağa sola çarpmadan götürmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi böyle uçurum muçurum yollar falan filan. Hatta şöyle F2 aynamızı açalım. Rahat rahat görelim. Bugün direksiyonu biraz daha yumuşatmaya çalıştım. Oyun içindeki ayarlardan, kontrollerden. Dün geçen sefer gerçekten böyle ellerim acıdı direksiyonu çevirirken. Çok sert. Biz bu tarz yollara alışız. Problem yok. Ama bazı görevleri var gerçekten çok büyük problem. Geri geri falan gidiyorsun böyle dar alanlarda. Yani burası bizim için çerez gibi bir şey aslında. Bir de koltuk ayarı olsaymış şu oyunda, yapsalarmış daha önceden mis gibi olurmuş. Koltuk çok önde. Ondan da biraz görüntüde dengeyi sağlayamayabiliyorum. Biraz zorlayabiliyor. Çarpma, 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 çarpma. Hop. Kayayı sıyırdık. Aracın aynasını almadan çevirdik oradan. Tamam. Sıkıntı yok. Sanırım şurada ileride bitiyor muydu görev? Öyle bir şeydi sanırım. Ha yok, daha devam varmış. Hala bak o kadar yani neredeyse en sola çektim sertlik derecesini falan. Hala şöyle bir zorluyor direksiyon. Zaten geri dönmüyor direksiyon, kendini toplamıyor bile. Dur bakalım. Şimdilik sıkıntı yok, problemsiz. Buraya kadar gelebildik. Şurada ileride bitiyor. Çizgiyi gördük. Dorsayı dokundurmadan hiçbir yere. İyi. Tam puanımızı alacağız buradan. Evet. 500 puanımızı buradan aldık. Şimdi sıradaki görev. Neydi sıradaki görev hatırlamıyorum ama. Heh evet. Burada bayağı bir puan kaybedebiliriz. Çünkü çok dar alanlar var. Dorsayı döndürmesi çok büyük problem oluyor. Anlatıyor zaten işte. Ana yolda çalışma var. Nehir kenarından geçmekten başka şansınız yok. Ancak işiniz zor çünkü bu yol tırlara göre değil. Diyor. Öncelikle geri gelerek başlıyoruz işe. Yine F2 aynamızı açalım. Şuradan sağdaki yoldan çıkacağız. Tabii oraya gelene kadar inşallah arkada bir tırabura çarpmayız. Evet, şuradan şöyle başlayacağız bakalım. Evet,
Evet, kontrolü çok iyi yapmak gerekiyor. Çok dar, gerçekten dar. Burada hiç çarpmadan geçtiğimi ben hatırlamıyorum. İnşallah çarpmadan geçeriz. Artık çarparsak da kısmet. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok dar. En başa dönmeyelim ondan sonra. Görevi yeniden başlat dediğimiz anda direkt en başa dönüyor çünkü. Arkadaş bak, video öncesinde telefon daha bir kere ötmedi. Videoya girdim. Arayan arayana falan filan. Evet abi, telefonumuzun da sesini kıstığımıza göre devam edebiliriz. Eyvah. Abi nereye çarpıyorsun? Bak şuradan bakıyorum. Aynaya bakıyorum. Çarpan bir yer yok yani. İlginç bir şekilde. Bir de iki defa. İki defa böyle. Dılınk. Hadi bakalım, buradan da çarpmadan geçeceğiz inşallah. İyi geçtik. Ama az önce nereye çarptık gerçekten bilmiyorum ya. Yani mesafe gösteriyor ama yok. Bir de iki defa üst üste. 200 puan kaybettik yani kafadan. 500 alacağımıza 300 alacağız puanı. Ya puan çok önemli değil. Puan tamamen şey, sıralama. Al işte yine, of, iki defa daha. 100 puana düştük abi. 100 puana kadar düştük. Ya puan çok önemli değil. Hani dünya sıralamasına girmek istiyorsanız. O 5 kere çarpmışız bir de. 0 puan. Ama sıradaki göreve geçebiliyorsunuz. Problem yok o konuda. Çok da bir sorun değil puanlama. Evet, burada da sel. Bu kent yakınındaki dağlara düşer. Aşırı yağmur sebebiyle ciddi sıkıntı yaşıyor. Kentin çeşitli yerlerinden yiyecek ve ilk yardım malzemesi gerektiği bildiriliyor. Bu su basmış olan alan diğer yerlere göre daha güvenli sayılır. Ancak oldukça dikkatli sürmeniz gerekiyor. Yükünüzü bu su basmış alandan geçirerek en çok ihtiyaç duyulan yerlere götürmeye çalışın. Burada da en tehlikeli şeyler şu ağaç çıkıntıları falan. Dorse oralara takılabiliyor. Hadi bakalım. Çıkalım şöyle. Siren sesleri falan. Evet, şuraya birazcık yavaş girelim. Bir yerlere çarpmayalım. Bak yine dokunduk bir yere. Nereye dokunduk çok merak ediyorum. Yani şurada bir ağaç çıkıntısı var. Muhtemelen ona dokunduk. Böyle ağaç çıkıntıları biraz sıkıntılı. Aynaları çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu oyunda aynaları kontrol ederseniz problem çok yaşamıyorsunuz. Ama etmezseniz az önce bizim yaptığımız gibi bir yerlere çarpabiliyorsunuz. Ha, bazen etseniz bile sıkıntı yaşatıyor size ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burayı rahat bir şekilde bitirdik. Ama oraya dokunmasaydık tam puanı alacaktık. Ama dediğim gibi puanın çok da bir önemi yok. Hatta hiçbir önemi yok. İsterseniz eksiye düşün yani. Sıradaki görev diyelim. Bakalım bu neydi? Ben sağır oluyorum ama siz sağır olmayın. Şimdi burada da rock konseri. Kimin eğlencesi, kimin ekmek parasıdır. İşte bu görev de bu duruma benziyor. Sahnenin arkasında ses ekipmanlarıyla yüklü bir dorse var ve onu bir sonraki konser alanına yetiştirmeniz gerekiyor. Acele edin, müziği başka zaman dinlersiniz.
Müziği dinlemeyin yani. Şimdi burada olay, geri geri geleceğiz. Gidip dorsemizi alacağız. Şimdi buradan bir de akşam olduğu için iyice karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Yanlış yere mi girdik ya? Yo, şuradan tamam, doğru. Şuradan şöyle döndüreceğiz aracı. Yani dikkatli. Dokunmadan hiçbir yere. Evet, Dorsey'i aldık. Şimdi Dorsey'i şu gördüğünüz dümdüz yoldan geçireceğiz. Evet abi, şöyle ilk yerden geçtik. Buraya da dokundurmazsak sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamamdır, rahat rahat geçirdik abi. Devam. Bunu da bitirdik. Bunda da problem yok. Sıradaki görev diyelim. Bakalım bunda ne var? GPS arızası. Kesin GPS bozuldu. Yanlış yola saptınız ve ilerideki küçük köyün içinden geçmekten başka çareniz yok. Sonrasında ana yola çıkmanın bir yolunu bulun ve yola devam edin. Gördüğünüz gibi zaten bize rotayı da gösteriyor. Çok dar bir yer. ETS'de çok geçtik bu tarz yollardan ama önemli olan çarpmadan geçmek. Bakalım çarpmadan geçebilecek miyiz? Aynalara yine iyi bakmamız lazım. Manevraları iyi almamız lazım. Böyle geniş geniş alalım ki. Evet, burada birazcık problem yaşayacağız galiba. Dorse dokunmazsa oraya. Hadi. Vallahi dokunmadı. Vallahi dokunmadı. Puan kaybetmedik yani orada. Sıkıntı yok. Tamamdır. Evet, yine dar bir alan. Ne aracı duvara sürtelim ne Dorsey'i dokunduralım. Vallahi geçtik. Bir şey diyeyim mi? Yani normalde ben buralardan geçemezdim herhalde, muhakkak çarpardım. Demek ki dikkatli sürünce oluyormuş. Dikkatli sürdüğümüz zaman yapabiliyormuşuz demek ki. Bir de Dorsey çok geniş durmuyor mu ya? Aracın çevresinden baya sağdan soldan böyle taşmış olarak duruyor. Çok mu geniş bu Dorsey?
Sanırım bu kadar burası. Başka da yok bunun şeyi. Var mı? Varmış. Ulan yok demiştim bir de. Yani şuralarda şöyle geniş geniş alırsak. Şöyle. Valla iyi sıyırıp geçiyoruz. Sesi, ulan sesi unuttuk. Heh. Tamam, şimdi oldu. Unuttuk sesi. Bir önceki konser alanından kısmıştık. Dağ taşa da takmadık. Ve bitiş çizgisi. Hop, bitirdik. Evet arkadaşlar, bugünlük bence bu kadar kesebiliriz. Çünkü daha çok fazla görev var. Baya baya görevler var yani. Bunları böyle günlere böyle böyle bu oyuna devam edeceğiz kesinlikle. Eminim sizler de seviyorsunuz bu tarz yolları. Ya ben seviyorum. Eminim herkes bu tarz yolları seviyordur diye düşünüyorum. Bu tarz yolların devamı gelecek. Yani bu görevlerin devamı gelecek. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.